Gel. Yahya Efendi. Beni hatırladınız mı? İlyas Paşa, senin ne işin var payitahtta? Hayırdır? Şayet biraz vaktiniz varsa sizinle biraz konuşmak isterim. Buyur. Sağ olasın. Evliya? Oo, muhterem. İyi insan lafının üstüne dedikleri bu olsa gerek herhalde Ezar Efendi. Ben de şimdi tam senden bahsediyordum. Kime? Kendi kendime. Kendi kendime dedim ki, ya Evliya, sen ki tatlı dilinle yılanı deliğinden çıkaracak adamsın. Ama şu kanatsıza laf geçiremiyorsun. Ya muhterem, bırak şu uçma sevdasını artık Allah aşkına ya. Bak hayat kısa, dünya güzel. Güzel. Bu sabah kuleye vardım seni göreyim diye. Gel gelelim kapıda ne gördüm? İki tane hatun. Hayrola dedim, hatunlar burada ne ararsınız? Ezarfen'i bekliyoruz dediler. İçeride değil mi dedim? Yok dediler. Nerede dedim bilmiyoruz dediler. Nereye git dedim bilmiyoruz dediler. Neredeydin? Çalıştım. Sabaha kadar uyumadım. Bak kumaşları aldım gördün mü? Kanatları yapmaya başlıyorum Evliya. Yazarsın artık sen de beni. Tabii tabii. Rahmetli iyi adamdı ama çok esrekliydi. Böyle başlarım. Çok güzel bir başlangıç olur. Ha? Zaten kafa üstü çakılacağın için benden başka da kimse yazmaz seni ya. Saraydan geliyorum buraya. Acemelilerinden bir elçi gelmiş. Bir yay getirmiş yanında. Kurabilene aşk olsun. Zebellah gibi bir muhafız denedi de. Ayıptır söylemesi orasından burasından terakta. Ne varmış canım bunda? Yayı koysalardı senin çenene. Rahat rahat girerlerdi. Sonuçta çok kuvvetli bir çenen var senin Evliya. Yayı, koca yayı benim çeneme dayasalar. Ben sana hiç böyle bir cümle kurdum mu? Ha? Bir şey konuşuyorum bak. Beni hiç dinlemiyorsun. Senin bu uçma sevdan ne olacak? Bir şey soruyorum. Saraya gitmeyeceğim mi? Yayı gelmeye gitmeyeceğim mi? Ha? Denemeyeceğim mi? Kimse yapamaz diyorlar. Denemeyeceğim mi? Uçacağını onu dene. Sultan Murad'ın namı giderek yayılıyor Müftü Efendi. Asileri zorbaları canından bezdirmiş. İnşallah ben de adaletine sığınmaya geldim. Şimdi sadede geldin. Söyle bakalım, benden ne istersin? Nicedir, Padişah Efendimizin huzuruna çıkmak için fırsat kolluyorum hocam. Sizden ricam bana aracı olmanız, hünkârımızla buluşturmanız. Mesele nedir? Neden çıkmak istersin bu soru? Şahsımla alakalı hususi bir mevzu. Eski günlerin hatırına lütfedip yardımınızı esirgemeyiniz benden. Yalnız bırakır mıyım prenses? Anneniz emniyetli bir şekilde yola çıktı. Bunu da size vermemi istediler. Artık bu sizin. Kim olduğunuzu, nereden geldiğinizi asla unutmayın diye. Hünkârım. Dün konuşmaya fırsat olmadı.
Nasıl? Beğendin mi sarayı? Burası çok güzel. İşin aslı kendimi çok daha iyi hissediyorum. Çünkü haremde nasıl yaşardım bilmiyorum. Ayrıca madamın burada kalmasına izin verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Burada hiçbir eksiğin olmayacak Fare. Ağalar, kalfalar her daim hizmetinde olacaklar. Ne istersen. Anneme tahtı neden vermediğini öğrendim. Bir Osmanlı Sultanı başka bir tahtın varisiyle olmaz. Olamaz. Yani beni cezalandırmak için değil, yanında tutmak için yapmışsın. Keşke bana sorsaydın. Diyelim ki sordum. Cevabın ne olurdu? Bir yanda tahtın, bir yanda ben. Hangisini seçerdin? Ben cevabımı çoktan verdim Murat. Meğer sen de vermişsin. Atike Sultan olmasaydı haberim olmayacaktı. Atiken de senin gibidir. Cesur, gözü kara, lafını esirgemez. Benim aklımda bir yığın soru var şimdi. Mesela ben burada hür olacak mıyım? Dışarı çıkabilecek miyim? Malumatım olduğu müddetçe istediğini yapmakta hürsün. Dışarıda çıkarsın elbet. Lakin yanında muhafızlar olacak. Ve tabii kılıcın. Diyor musun? Ben buradaki ilk gecemde beni yalnız bırakmazsın diye düşünmüştüm. İşlerim var. Lakin akşam geleceğim.